Şimdiki dersimizde user işlemlerini yapalım. İbo, bakalım user işlemleri nasıl oluyor, ona bakacağız. Onun için arkadaşlar ilk müracaat etmemiz gereken yer şu şeyden, Guides'tan Security kısmına giriyoruz arkadaşlar. Buradan Security kısmına giriyoruz. Şimdi framework'lerin kullanıcılara sağladığı kolaylıklardan bir tanesi güvenlik meselesi arkadaşlar. Yani yazdığımız uygulamalarda kullanıcı ya da yazılımcı gerekli güvenlik tedbirleri alacak bilgi ve beceriye sahip değil. Bu donanıma sahip değil. Dolayısıyla framework'ler bu noktada ne yapıyor? Kişinin alması gereken güvenlik tedbirlerini framework kendi içerisinde sahip olduğu eklentilerle, kütüphanelerle onu önerdiği yöntemler kullanılması durumunda sağlamaya çalışıyor ki genelde bir kişinin kendi oluşturduğu güvenlik önleminden daha iyi güvenlik önlemi sağlıyor. Evet, öncelikle nelere ihtiyacımız var bunun için? Bakıyoruz. Şey kurmamız gerekecek. Security bundle'ı kurmamız gerekecek arkadaşlar bunun için. Security bundle'ı kuracağız. Evet, project. Hemen ben de notlarımı açayım burada. Bir. Security bundle'ı kuruyoruz arkadaşlar. Evet. Security bundle'ımız burada. Şu anda Symfony 4.3'ü kullanıyorum. Benim proje olduğu için 4.3 olduğu için aslında proje bir update etseydik daha mı iyiydi? 5'e update edip öyle mi gitseydik? 5 çıktı. Şu anda yeni proje oluşturanlar 5'e geçti. Nasıl? Öyle mi? Demek ki onlar da şey, yani zamanında projesini oluşturmadı. Şimdi 5'te oluşturuyor. Yo, yüklemiyor. Bak, uyguluyoruz. Yüklemiyor şu anda. 4.3'teysin diyor. Onlar proje oluşturmamış. Projeyi yeni oluşturmuş. Bu öyle olmuş. Sonra diyor ki bir tane user oluşturun diyor. Yani user oluşturmanız lazım. Biz de oluşturalım user'ı. 2. Nasıl? Niye yasın? Yok, diye sen bir alakası yok. Bunlar bağımsız şeyler yani. Diğer olaylardan bağımsız şeyler. Bu kullanıcının login olması. Yani birbirine bağlı şeyler değil bunlar. Anladın mı? Yani. Evet. Yani bakalım şu komutu uygulayacağız. Yani bize Mac user, normalde biz user aslında bize entity oluşturacak. Eğer bir entity oluşturmak istersek Mac entity user diyorduk. Fakat burası user oluşturuyor. Eğer user tablosu varsa update ediyor. Yoksa yeniden oluşturuyor. Dolayısıyla Mac user komutu user yani admin'e girecek ya da yönetilecek authenticate edilecek yani yetki verilecek user'ların kontrol edilmesi, yönetilmesi noktasında oluşturulacak kullanıcının bilgilerini şey yapıyor. Oluşturuyor arkadaşlar. Mac user diyoruz. Diyor ki class'ın adı user olsun. Evet. Kullansın. Doctrine olsun mu yani? Bu veri tabanına kaydedip doctrine üzerinden bu işler olsun mu? Evet diyoruz. Diyor ki bu user'ın giriş için benzersiz bir alanı hangisi yani? Mesela neyle giriş yapacaksınız diyor. Giriş yapacağınız şey benzersiz olması lazım. Yani bir adıyla giriş yapacaksınız. İki tane aynı isimde Ali olmaz. Benzersiz, unique yapar onu. Burada da onu söylüyor. Unique
alanınız hangisi olsun. E-mail yazabilirsiniz, username yazabilirsiniz, user ID yazabilirsiniz, size kalmış diyor. Kendi tercih etti, e-mail. Enter'lıyoruz. Diyor ki, does this app need the hash check? User password yes no. Yani şifreli mi olsun bu pasportumuz? Evet diyoruz. Çünkü pasportlar şifreli olması gerekir. Yani şu anda kolaylık olması, aslında no diyebilirim. Pasport şifrelenmeden kaydedilip oradan direkt eşleştirmemiz kolay oluyor ama yes diyoruz arkadaşlar. User'ı oluşturduk diyor. Burada daha önce user oluşturmuş muyuz biz? Bakalım önceki şeylerimizde user mi oluşturduk? E-mail, username, rules, password. Yani daha önce bir user komutunu uygulayıp user'ı oluşturmuşum. Bu zaten var diyor. Oluşturmuşuz zaten. Bu aşamaları geçti. Evet, bu dediğimiz aşamaları geçirince zaten klasik şu alanlardan oluşan bir user'ımızı oluşturuyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz user alanlarımızı oluşturuyor. Yani ID, email, role ve password'u oluşturuyor. Ama biz bu ekleme yapmak istiyoruz. Make entity user diyoruz arkadaşlar. Bazı eklentiler yapacağım. Nedir? Bu şey için bir name lazım. Surname lazım. Name string uzunluğu 20 olsun. Yes. Surname string uzunluğu 20 olsun. Yes. Yani bu user tablosu için gerekli ihtiyaç duyacağımız şeyleri yazıyorum yani. Image. Değil mi? Kullanıcının şeyi string. Image'i 50 mi 75 mi arıyordum? He? Şey yapıyoruz ya, 50 yapayım. Şöyle karmaşık, çok uzun bir dosyada oluşturuyoruz ya, dosya adı yani. Resim dosyasının adını uzun oluşturuyoruz. 50. Yes. Sonra status var. Değil mi? True false, bu kullanıcı aktif mi, pasif mi yani? Şey yapıyoruz. String on, enable, disable. Bize kalmış bir şey. As a binary yapıp true false da 1-0 da yapabiliriz. Size kalmış bir şey yani. Yes. Sonra created at created at data time. Yes. Evet. Şeyimiz oldu. İkinci komutumuz neydi? Bundle. User model.
Evet. 4. Klasik bunlar zaten. Mac. Evet. Yes. Evet, gördüğünüz gibi. Bakalım, test edelim. Bakalım şeyimiz oluştu mu? PHP admin. Evet. Yapıya bakalım. Evet, gördüğünüz gibi email rules, password, name, surname, image, status created, updated vesaire vesaire. Gördüğünüz gibi bunları oluşturdu. Fix olarak 1, 2, 3 bunlar kendisi oluşturuyor buraya kadar. İlk 4'ü kendisi oluşturuyor. Sonrası siz user şeyini eklemek istiyorsanız ilk ekleme aşamasında da bunları yazabilirsiniz. Ekledikten sonra da tekrar entity yapıp gelebilirsiniz. Ekstra şeyler eklemek isteriz. Entity user artık ilk eklemede Mac user istiyor. Fakat sonraki aşamalarda ise normal entity haline geleceği için entity'ne nasıl ekliyorsanız diğer alanları da o şekilde ekliyorsunuz arkadaşlar. Evet, şimdi bizim genel itibariyle şeyimiz burada tamamlanıyor. Yani şeyde bizim registration form security bundle'da değil miyiz? Ha, şuradayız, şurada. Security'deyiz. Şu dokümantasyonda gayet security'yi takip ediyoruz. Bak şurada kurduk. Mac user yaptık. Authentication bunlar oluşuyor. Mac user deyince klasik. Repository zaten bunlar Mac entity ile de oluşuyor. Aynı oluşturduğu şey. Ekstradan security konfigürasyon dosyası oluşturuyor. Security konfigürasyon dosyası şurada konfigürasyon içerisinde package'lerin içerisinde şuradaki security arkadaşlar. Bunu normalde yok. Bunu biz user oluşturduğu zaman getiriyoruz. Yani biz bu security dosyası bizim kullanıcının login olacak kullanıcının yetkilerini, nasıl login olacağını vesaire işlemlerini yapıyor arkadaşlar. Buna o tip işlemleri yapıyor. O tip ayarların tutulduğu yer ve bunun için oluşuyor. Şimdi devam ediyoruz. Neler yapmamız gerekiyor? Migrate ettik. Sonra user oluşturuyoruz arkadaşlar. Böyle fixture oluşturun diyor. Vesaire. Şimdi bizim burada bir şey oluşturmamız lazım. Devamında authentication oluşturmamız lazım. Authentication arkadaşlar. Authentication. Şimdi bu komut bize lazım olacak. O yüzden burada tutuyorum. Devam ettiğimiz zamanlarda yani oluşturduğu şeyleri bize gösteriyor. İşte array'in nasıl olduğu, rollerin nasıl oluşturduğunu bize gösteriyor. Array tipinde oluşturuyor vesaire vesaire. Ama bunlar hazır bize gelmiyor.
Bunları biz oluşturacağız yani. Ekstra oluşturduğu şeylerden bahsediyor burada. Ve security dosyasının nasıl yönetileceğini gösteriyor. Yani access control. Örneğin diyor ki admin kısmına admin yazan bütün adreslere role admin istedin. İsterseniz bu şekilde şey yaparsanız. Hatta isterseniz full authenticate verebilirsiniz. Yani bu şekilde de tanımlanabilirsiniz. Ya da herhangi bir sorguda role user verebilirsiniz. Yani petlere biz kısıtlama getiriyoruz. Yani burada klasör yok. Yol dediniz yani işte, slash admin slash bilmem ne. Yani eğer o slash'tan sonra gelen neyse biz buradan direkt tek satırla buradaki tek satır kodla onu engellemiş oluyoruz arkadaşlar. Yani bu security dosyasında oluşturuyor arkadaşlar. Mesela burada da bir fonksiyonda yasaklama getirirseniz fonksiyon yani direkt klasöre yapmazsınız mesela bazen. İlgili fonksiyonu içine yetki koymak isterseniz burada da grant burada da admin rolüne sahip olmayan buraya giremez. Mesela diyelim ki bir tane user diye bir şeyleriniz var mesela. Bir petiniz var. Bu pete komple bir yetki mesela bir role sahip olan yetkiye komple user security sayfasında yasaklarsanız kimse giremez. Ama orada diyelim ki 5 tane fonksiyonda herkes girebilir. 2 tane fonksiyon sadece admin yetkisi istiyoruz. O zaman sadece o fonksiyonlara yazıyoruz yani. Tamam mı? Yani kontrolün içerisinde de kısıtlama koyabilirsiniz. Şurada direkt yola koyuyorsunuz. Burada fonksiyona koyuyorsunuz. Bu da aklınızda olsun. Yani buradaki yöntemler security dosyasında. Şimdi bizim aynı admin'de de herkese burada eğer pet direkt pet kısmında yani fonksiyonun içinde değil de yukarıdaki root kısmında da onu kısıtlamak isterseniz bak buradan da direkt verebiliyorsunuz. Direkt yol tanımlama kısmında onları verebilirsiniz arkadaşlar. Fonksiyonun yukarısında da isteyebilirsiniz. Yani 3 tane çeşidimiz var. Bir, security dosyasında kısıt koyabiliriz. Yani authorization yapabiliriz. İkincisi, fonksiyon içerisinde yapabiliriz. Üçüncüsü, direkt petin hemen altında isteyebiliriz. 3 tane seçeneğimiz var. İstediğimiz gibi koyabiliriz. Ya da diyelim ki bir tweak dosyasında role bağlı olarak bir şey göstereceksek burada if komutuyla kıyaslayıp arada ne yapmak istersek onu araya istediğimiz şeyi koyabiliriz. Mesela burada ne demiş? Örneğin silme işlemi sadece admin yapar kısmını koyduğunuz zaman admin yetkisinde olmayanlar bu silme butonunu göremez gibi. Yani evet burada da gördüğünüz gibi şey. Eğer mesela bazen şurada mesela authenticated fully herhangi bir kişi girmediyse girmeye izin vermediğiniz yerler var. Bunda da bu şekilde bir komut veriyorsun. Mesela herkese açık ama mesela user'a da açık, admin'e de açık ama hiç login olmayanlara açık değil. O zaman bunu yapıyorsunuz. Yani bu kontrolü yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bir şey var. Sonra bizim security servisindeki örnek metodlar var karşımızda. Burada da yine aynı şekilde herhangi bir authenticate olması durumunda bunlar birbirinden farklı şeyler. Bir, burada admin'in giriş yapması giriş yapıldı ama giriş yapan admin kontrolü. Burada ise herhangi birinin giriş yapması olarak yapıyorsunuz. Örneğin mesela diyelim ki bir panel var, user panel var. User panelde kişinin adını soyadını göstermek için kişinin login olması yeter. İsim admin ya da user olması önemli değil. Ama aşağısındaki menülerde admin için ayrı menüler
role göre şu için ayrı menüler dediniz değil mi? Orada kıyas, rolü kıyaslarsınız ama sadece login olayını bu şekilde kıyaslıyorsunuz. Evet. Bu şekilde rollerin hiyerarşik özelliği var arkadaşlar. Giving many roles to each user, you can define the role inheritance rules by creating rule hierarchy. Burada zannedersem en son hiyerarşiyi dikkate alıyor. Mesela role admin, role user, role user adminde role admin role allowed to switch. Yani belli aşağıda hiyerarşiye belli bir hiyerarşi şey yapıyor. Önce admin sonra user admin. Bunlar birbirine geçiş yapabilir gibi bir şey yapmış. Ayrıntısını okumamız lazım. User with the role admin role also have to role user. Diyor ki burada arkadaşlar bahsettiği şey şu. Role hiyerarşi. Role admin sadece role admin verebilirsiniz ama role admin'e başka bir rol verebilirsiniz. Yani bir hiyerarşi koyabilirsiniz. Mesela role admin aynı zamanda altındaki bütün rollere de sahip derseniz bu rolleri de buraya yazmanız lazım. Mesela diyoruz ki burada role admin aynı zamanda user'ın sahip olduğu role de sahip vermek isterseniz burada. Dolayısıyla user kontrolü yaptığın her yere admin girmiş olacak. Bunu yapmazsanız admin user'ın yere giremeyebilir. Ama burada ikisine de vermiş oluyoruz. End user with role super admin, super admin ne demek? Will automatically have role admin role allowed to switch and role user inherits from the role admin. Eğer süper admin oluşturup bu şekilde iki çeşitte rol verebilirsiniz. Therefore role user. Role hiyerarşisi için çağırmanız gereken komutu aşağıdaki bize getiriyor. Çağırmak isterseniz. Evet. Devamında şimdi bize user ve güvenlikle ilgili bize bilgiler sundu. Yani bu kütüphanenin sağladığı kullanılacağı bilgiler sundu. Yalnız biz henüz login işlemi gerçekleştiremedik arkadaşlar. Login işlemi için şuralara ihtiyacımız var. Otomatik login. Şu andan itibaren biz manuel bir login işlemi gerçekleştirebiliriz ama manuel bizi yorar. Dolayısıyla buradaki login formunu nasıl oluştururuz kısmına gelmemiz gerekiyor. Evet. Bunun için arkadaşlar kullanacağımız komut bin make out komutu arkadaşlar. Evet. Şuraya create evet. Diyor ki authenticator yani girişimize izin veren ya da vermeyen. Şimdi biz create user kısmında, make user kısmında kullanıcı oluşturma yapmıştık. Kullanıcının girişini yapmamıştık. Make authentication ise kullanıcının sisteme girip girmemesiyle ilgili. Yani buradaki kapıdan girip girmemesiyle ilgilidir yani. Anladın mı? Burada iki seçeneğimiz var. Empty authenticator yani boş bir authenticate sistemini kullanıyoruz. Login formu yok orada. Ama login formuyla beraber isterseniz oluşturayım diyor size login formuyla beraber. O zaman login form authenticator isteyelim. Diyor ki authenticator'ınızın adı ne olsun?
Custom oradan kopyalayıp yapıştırıyorum. Hani çeşit çeşit olmasın diye. Fark etmez ne verirseniz verin. Birden fazla authenticate kontrolünüz varsa o zaman birden fazla dosya kullanacaksınız. Bir tane biz application custom authenticator diyoruz. Geçiyoruz. Diyor ki sizin için bir controller oluşturacağım. Bu authenticate ne demek? Giriş yapmak. Sisteme giriş yapmak demek. Bunları için hangi controller? İsmi ne olsun? Security controller. Evet. Herhangi bir sıkıntı yok. Diyor ki aynı zamanda bunun içerisinde lookout oluşturayım yani çıkış fonksiyonu da oluşturayım mı? Yes. Oluştur. Niye? Hele niye soruyorsun diye bizde. Niye soruyorsun diye oluşturma sorarız yani. Evet bu şekilde bizim bakın neler oluşturdu bizim için. Evet gördünüz mü? Bir authenticator oluşturdu. Security dosyasında update yaptı. Security controller oluşturdu ve login HTML oluşturdu. Aslında bizim login HTML'imiz template'imizde var ama buradaki yapıyı alıp oraya şey yapabiliriz. Bakalım oluşturdu mu yani? Bakalım neler oluşturdu arkadaşlar. Evet. Controller'larda bakın security controller gördünüz mü? Yani login logout dediği şey o. Ve security ile ilgili bir authenticator oluşturdu. Authenticator buradan çağrılıyor buradaki şeyden. Bu kütüphane onu çağırır, onu kullanır şey yaparken. Login olurken arkadaşlar otomatik olarak. Ama burası bizim için şey oluşturuyor. Aynı ayrıyeten template'in içerisinde security login işlemi. Gördüğünüz gibi bir tane de bir login HTML oluşturdu arkadaşlar. Şimdi bakalım bizim için neler oluşturuldu. 127.01 login. Server'ı çalışıyor. İbo, server'ı çalışmıyor. Açmadık. Makine soğuk. Açmamışız. Evet. O zaman bunlar kimin suçu? Evet. Bakın bir tane login ekranımız oluşturdu. Login ekranı oluşturdu. Basit bir login ekranı oluşturdu. Git base HTML içerisinde gördü. Base temel base'in içerisinde gömdü ve getirdi. Örnek olarak getirdi. Nasıl? Bunu alacağız. Şeye adapte edeceğiz yani. Bunu alacağız. Kendi diğer tarafa koyacağız yani. Burada oluşan şeyi oraya koyacağız. Tamam. Bakalım ne olacak? Bakalım ne olacak? Peki bizim herhangi bir user'ımız var mı? Yok. Herhangi bir user'ımız yok. Peki kullanıcı ekleme, silme, düzenleme için ne yapmamız gerekir? Otomatik olarak ekleme, silme, düzenleme için hangi komutunu yapmamız gerekir? Evet, İbo. Krut yapacağız İbo. Krut. Evet. Krut da oluştu. Sonraki komutumuz ne? Biraz geri mi çekelim? Nasıl? Niye lan? Create. Hep yapıyorum onu ha. Evet. Bunu oluşturduk. O zaman ne yapalım? Bir tane de user oluşturalım.
Tabii bunu bu şekilde kullanmıyoruz. Sadece henüz hiçbir şey yapmadan elimizde ne var ona bakmak istiyorum. Elimize bakmak istiyorum. Problemleriyle. Şu anda herhangi bir user'ımız yok. Create new. Evet, burada hata alıyoruz. Neden hata alıyoruz? Diyor ki rolde bir hata alıyoruz burada. Array ile ilgili bir şey var. Genelde mesela bu hataları nerede alıyoruz? İlişkisel bir şey istediğimizde ilişki arıyor. Ya da bir array tarzında bir değişken olduğunda formda göstermek isterse, o formumuz yoksa, array dolduracak bir şeyimiz yoksa, o zaman hata alıyoruz. Şimdilik o kısmı pasif ediyorum. Bir de formlara geliyorum. Onu sonra çözeceğiz. Rol kısmını pasif yapıyorum. Buraya bir array eklememiz lazım. Zaten burayı şu anda yapmıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdilik şey yapıyoruz. Hatta status kısmını zaten bizim hotel type'tan alıp yapıştırabilirim, değil mi? Image kısmını da hotel type'tan alabiliriz, değil mi? Yok, şurada. Şu kısmını, image kısmını buradan alırız. İbo görüyor musun? Göreyim mi İbo? Her şeyi hallettik. Burada copy paste yaparken extension'lar, yani ekleyecek, include edecek şeyleri de gösteriyor. Tamam, include et diyoruz. Bitti. Evet. Şimdi tekrar new diyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar new yaptık. Bakalım. Evet. Ayşe at gmail.com 1 2 3 4 5 password name Ayşe Can. Bizim şey vardı resimlerde, test vardı. Ha, Ceylan, küçük Ceylan. True. Save diyoruz. Evet. Tabii her şey oraya update etmedi yani. Neden? Yani imajı update etmedi. İmajı update etmek için biliyorsunuz imaj update kontrolümüzde bazı şeyler vardı. Hemen gidip madem yarıda kalmasın o iş. Bizim kontrolde admin'de hotel kontrolde update yapmadık mı? Update'i böyle yapıyoruz arkadaşlar. File upload'ı alıyoruz. Değil mi bu? File upload'ı alıyorum. User controller nerede? User controller'da geliyorum. New kısmında buradaydı zannedersem. Evet. Ekliyorum. Ama tek burada otel değil burası. Tek değiştireceğimiz yer user olacak burası. Evet. Bunu alıyorum. Ayrıca nerede lazım bu? Resim nerede lazım olur? Hangi fonksiyonda başka lazım olacak? Ekleme formuna ekledik. Başka nerede? Edit'te de lazım olur. İbo zorla söyletiyorum ben ya. Çekinerek söyledim. Evet. Bu kadar. Tekrar bir user daha ya da edit yapalım. Bakalım gelecek mi? Dosya seç. Update. Unique ha fonksiyonu getirmedik. Plan.
Bunlar hep senin suçun. Şu fonksiyonu getirmedik. User controller en alta ekleyelim şunu şeyin altına. Delete'in üstüne ekleyelim. Evet. Update diyelim. Gördün mü bu? Nasıl geldi? Canavar gibi kullanıcının resim dosyası da geldi. Şifresi de birikmiş geldi. Peki login olalım mı artık? Role user da görünüyor. Bakalım veri tabanımızda ne var? User'a gelelim bakalım. Evet, bir tane Ayşe. Role user ama burası boş. Boş olmasına rağmen role user geliyor. Niye? Evet. Otelin şeyine baktığımız zaman entity'sine bakalım. Pardon, user'ın entity'sine bakalım. Şu set ya da get mi? Status. Evet. Get kısmında arkadaşlar diyor ki eğer bir şey yoksa role user olarak gönder diyor yani. Geri herhangi bir rol verilmediyse, boşsa user olarak kabul et diyor. Bak role user olarak çekiyor. Biz de onu role user. Yani login olan herkes role user'dır yani. Şey versin de vermesin de user'dır gibi. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Ayşe 1, 2, 3, 4, 5 diyor ki yanlış. Acaba adres mi yanlış? Şuraya x yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 diyor ki e-mail bulunamadı. Yani e-maili yanlış yazdığım zaman e-mail bulunamadı diyor. Şuraya biraz büyük olsun. Ama e-mail doğru. Şifre 1, 2, 3, 4, 5 biliyorum öyle olduğunu zaten. Şurada da görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Şurada. Giriş yap diyorum. Hatalı diyorum. Neden bunlar hatalı? Yani aslında doğru. Bir fikriniz var mı? Şifre var. Şifre 1, 2, 3, 4, 5. E-mail de şu. Ha, girmiyor. Çünkü framework'te biz dedik ki hash, yani kriptola hash yap dedik password'u. Biz onu security oluştururken keşke otomatik form kullandığımızda o password'a gidip yani form oluştururken orada hashleme olayını da oluştursaydı ya da update create olaylarını da oluştursaydı ama maalesef oluşturmuyor. Yani şimdi bu 1, 2, 3, 4'ü buradaki 1, 2, 3, 4, 5'i şifrelenmiş metin olarak görüyor. Onu şifre yani tekrar decryption yapıyor. 1, 2, 3, 4, 5 ile karşılaştırıyor. Eşit değil. Giremesin diyor. O zaman biz buraya ne koymamız lazım? Bir tane ya ekleme modunda şifreleme yani bu pasportu şifreleyip veri tabanına ekleyen bir şey koyacağız. Ya da buraya şifrelenmiş halini koyacağız. Yani şu anda şifrelenmiş halini koyacağım arkadaşlar. Onun için şurada bizim bir komutumuz var önceki dosyamızda. Şurada mı olabilir? Şurada olabilir. Onu çok pas geçmiştim. Ben de daha önce uzun uzun aramıştım burayı. Evet, şurası arkadaşlar. Şurası. Şu anda şifreleme yapmadığımız için bir tane şifre istiyorum. Örneğin
yani şifrelenmiş bir encode password, yani password'u şifrele. Ben ne yapıyorum? Diyor ki şifreleyeceğin password'u gir. Password'umuz ne? 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? Göstermiyorum. Enter. Tamam diyor. Senin diyor şifrelenmiş password'un burası. Senin şifreli password'un bu. Şurası. Ben burayı alıp kopyalayıp edit yaparsam, şurada password'un oraya yapıştırırsam, update edersem şifreli password'u oraya koymuş oldum yani. Tamam mı? Şimdi login gerçekleştireyim. 1, 2, 3, 4, 5. İlginç. Tam koyamadım onu. Birden ile sıfıra başlıyor. Acaba şunu komple zannedersem şunu komple koyacağız oraya. Şunu komple. Copy. Bir de öyle deneyelim. Edit. Bu password'un olduğu yere şunu komple yazalım. Evet. Şöyle refresh yapalım. Şimdi test edelim. Bakalım. Evet. Ayşe@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Login olduk arkadaşlar. Login olduk aslında. Sadece burada bir şey yaptı. Bir Custom Authenticator'da direkt yapacağımız bir yer yok. Onu şey yaptı. Onu söyledi. Onu nerede ayarlayacağız? Bir bakalım. Mesela giriş yaptığını nereden bileceğiz? Şuradan arkadaşlar. Bakın. You are logged in. sayşe@gmail.com logout. Görüyor musunuz burayı? Yani bizim login olduğumuzu bize gösteriyor arkadaşlar. Biz login olduk. Sadece login olduktan sonra nereye gideceğimizi yazmadık. Programlamadık. Ondan dolayı yapmadı arkadaşlar. Mesela onun programlandı. Nerede programlayabiliriz? Bir kere şey kısmına bakalım. Package'den security kısmında after login'den sonra gidecek yer var mı diye bir şey var mı diye bakalım. Access kontrollerimiz var. Logout'ta logout. Evet. Evet. Şurada bir registration ile ilgili bir form var. Yani buradan registration'ı benim buradan çözmek istediğim şey şu. Bu authenticate ettiğim registration form biz kripto olmasını istiyoruz. Yani kriptolanmış bir şifre olmasını istiyoruz. Hani otomatik bizim için kriptolayacak mı, kriptolamayacak mı kısmını merak ettiğim için oluşturmak istiyorum. Zaten bizim aslında registration formu bu yani. Aynı. Şuna create new dediğimiz. Bunu ayır. Bu registration formudur yani. Ama böyle bir komut olunca ben de bir deneyim merak ettim. Deneyim dedim. Uyguladım. Dedi ki entity user için oluşturacağım diyor. Evet. Zaten register for user oluşturuyor. Yani registration form, login, registration otomatik olarak user için oluşturulan şeyler. Diyor ki bu registration form şey yaptığım zaman, hani üye kayıt kısmını yapıyorsun ya, bazen üye kayıt yapıyorsunuz, okeyliyorsunuz, sizi aynı zamanda login, tekrar uğraştırmamak için login edip
kullanıcı panelinize gönderiyor. Genelde bu kullanıcı dostu dediğimiz çözüm. Hani bazı şeyler var. Üye oluyorsun, şeye aktivasyon geliyor, onaylıyorsun, tekrar gidip login oluyorsun vesaire. Genelde e-ticaret sistemleri onunla uğraşmıyor arkadaşlar. Tamam mı? Ne zaman email validation istiyor? Siz mesela alışverişi yaptınız, tamamlayacaksınız ya da sepete diyor ki bir uyarı gösteriyor. Diyor ki gidin bir de e-mailinizi bir rejiste edin. Yani alışveriş yaparken sıkılmayın, o işle uğraşmayın. Bir vakit geçirin, bir karar verin. Ondan sonra bir yerde hatırlatıyor onu yani. Böyle şeyler olabiliyor. Ya da istemiyor. E-mail validation'ı vesaire istemiyor. Yes diyorum. Yes zaten seçili. Bizim için arkadaşlar bakın, formlarda bir registration form oluşturdu. User entity user'a bağlı olarak, ondan sonra template'in içerisinde register HTML oluşturdu. Bir de register controller oluşturdu. Vay vay vay. Bu register controller, şimdi açmaya çekiniyorum. Uyduruk bir tane form flash yapıp kaydettiyse gerçekten gereksiz bir şey yapmış oldum. Yok eğer şifreyi encrypt yapıp kaydettiyse helal olsun diyeceğim. Merak ediyorum. Şöyle aşağı iniyorum. Bakın register diyorum. Oo. Yes. Oluşturdu sanki gibi. Hemen bunu kullanmak istiyorum. Register dediğimde bunu arıyordum aslında. Biraz önce o videoları ararken bunu arıyordum. Aslında dokümantasyonu dikkatli okursak bize aslında bir sürü çözüm var ama acele edip dokümantasyonu okumuyoruz. Aman hızlı yapalım geçelim deyip böyle hemen hızlı hızlı geçiyoruz. Mesela register formunu kullanmak istiyorum. Register bakalım ne olacak. Registration formdan yani bizim için bunları artırabiliriz. Nerede artırılacak bunlar? Bakın registration controller forma gel, bakar mısınız şurada? Minimum şeyleri istedi bizden yani. Tamam mı? Minimum siz burada istediğiniz diğer şeyleri ekleyebilirsiniz yani. E-mail, password istediğiniz de adı, soyadı, bilmem neleri diğeri eklersiniz yani. Ona çok karışmıyor. Biz de ekleyebiliriz evet. Şimdi oluşturalım. Bir tane Ali oluşturalım. Ali at gmail.com 1, 2, 3, 4, 5 aynı şifreyi oluşturuyorum. Evet kabul ediyorum diyorum. Kaydet diyorum. Ha, minimum 6 karakter olacak diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Şimdi o bizim authenticate ile ilgili nereye gideceğimizle ilgili bir onu henüz çözemedik. Bunu bir aratmak istiyorum yani. Önce bir bakayım. Oluşan şeye bakayım. Ali'nin şifresine bakayım ben. Gördünüz mü? Ali'nin şifresi otomatik olarak şey olmuş. şifrelenmiş oldu. Evet gördüğünüz gibi bizim için şifrelenmiş oldu. Dolayısıyla biz eğer ben aslında registration controller'a geliyorum şuradan. Ben şurada password'u böyle yaparsam yani şunu alıp user controller'a koyarsam herhalde şey olacak. Orada password'u ne yapacak? Şey yapacak. Kriptolayacak. Deneyeyim mesela. Yani bu tip şeyleri şurada mesela şunu istiyorum. Delete değil. Nereye delete geldik? Create user'da mesela şurada. Edit ya da create user'da şey yapmak istiyorum. Şurada. Hemen şurada. Denemek istiyorum. Password encoder dediğine göre o zaman bu kütüphaneye eklememiz gerekecek. O zaman gidip registration formunda password encoder diye bir fonksiyon var. Nerede?
Evet. Password Encoder Interface, bak gördünüz mü? Bizim için bunu oluşturuyor. Bir boğaz değilsin. Bak hemen çözdüm mevzuyu ha. Biz de burada new kısmına encoder diyor ki bunu da include edeyim mi? Add diyoruz. Bunu da şey yap diyoruz. Bu editte de lazım olacak değil mi? İbo. Eğer böyle çalışırsa 10 numara bir şey olacak. Hayır, bari New'de deneseydik de olduktan sonra buralara taşsaydık. Hiç işte İbo. İbo. O zaman gelelim. User gelelim. Hadi bakalım. Kullanıcımızı oluşturalım. İbo gördün mü bak. New diyorum. İbo. gmail.com password 1 2 3 4 5 6 6 tane istiyor. İbrahim Kuspe mi? Kıpşik. Artık var. İbo, sana 10 numara fotoğraf buldum. Ferhat Güzel, true. Yes. Bakalım ne olacak. Plain password does not exist. Plain password does not exist. Ne demek lan bu? O zaman şuna plain password demeyeceğiz, password diyeceğiz. Password bu get yapacağız. Formdan alacağımız veri bu. Formdan imaj alıyoruz ya. Aynen. Bu da password. Get data diyoruz. Get form password'tur arkadaşlar. Password diyoruz. New'de miyiz? Edit'teyiz. Şunu plain password, o şeyin adı plain password'tu ya. Şuradaki register var ya. Register'a baktığımız zaman bak şöyle bakalım, bunun adı muhtemelen plain password'tur. Bakalım. Gördün mü? Plain password. Adı plain password. Plain password. Gördün mü? Ama bizimkisi password'tur. Şurada bakalım şimdi. Kıpşık bakalım. Kıpşık. Password'umuz nerede? User password şey köşeli parantezin içinde önemli. Bak. User password. Gördün mü? Bakacağız. Evet, böyle mantık yürütüyorsunuz yani, bir şeyin çözümü için bir çözüm yok. Şimdi tekrar save yapalım. Bakalım ne olacak. Save. Hadi bakalım. Hadi be. İbo gördün mü nasıl oluşturduk? Şey oluşturduk bizim. Dolayısıyla biz hem şifre olayını çözdük. Değil mi? Bir taşla iki kuş olayını çözdük. Şimdi bu bizim bu user login ve user'ı şey adapte edeceğiz. Bizim bir user işlemleri için bizim iki tane user kontrolümüz olacak. Bir tanesi admin'deki işlemler için, bir tane de ön tarafta. Hani daha önce diyordum ya, aynı kontrolörden iki yerde de ihtiyaç olacak. O zaman tam işte user için lazım olacak yer burası. Ama böyle listeleme misteleme falan yok. Çünkü user'da listeleme vesaire yok, ama registration kısmı lazım olacak. Zaten registration formu kullanmamıza gerek yok. Çözdük zaten.
Ama registration'dan sonra, mesela registration controller'dan sonra şu kısım, pardon, şu kısım ne yapıyor? Şu kısım arkadaşlar authenticate yapıyor. Yani kullanıcı adı dosyayla bizi login gerçekleştirip geri getiriyor. Evet. Şimdi gelelim, bunu biz nasıl adapte edeceğiz, bu login formumuzu nasıl adapte edeceğimizle ilgili. Hemen kütüphanemizi açıyorum arkadaşlar. Ne kütüphanesi ya? Bizim proje 4'ün template'in içerisinde bu başka şurada uyguladığımız bir komut daha vardı. Neydi? Crud yaptık. Bir de ne lazım bize burada? Bir komut daha uyguladık burada. Unutmayalım. Böyle registration form, bu lazım arkadaşlar. Çünkü bunun açtığı yoldan biz artık şey yapıyoruz, kullanıyoruz bunu açtığı yoldan. Notları alıyorum, bu not. Şu uygulanacak komutlar kısmını alıyorum yani. Evet. Tüm aşamaları böyle tek tek geçiyoruz yani. Tüm uygulayacağımız aşamaları geçiyoruz. Şimdi Temporary'de Admin LT'de page'lerde bakın burada neler var. Samples'larda bu ne ya? Yanlış. Login'imiz var bizim. Böyle yakışıklı bir login'imiz var. Görüyorsun mu? İbo görüyorsun mu? Görüyorsun. O zaman şunu alalım. Samples'larına gidip şu login şöyle bir açalım. Güzel bir yerde. Şimdi bizim iki tane login'imiz olacak. Login işlemimiz. Bir tane kullanıcı ana sayfada login ederken, bir de admin'e girmek için login sayfamız olacak. Admin'e giderken ki bağımsız yani, bu şekilde bir şey olacak. Dolayısıyla biz bunu nereye kaydedeceğiz? Admin'de bir login oluşturmak istiyorum. Yani hemen bir kontrolüre gelelim. Admin'i kısıtladığım zaman oraya giremiyorum. Şurada iki tane user controller'da, şurada ya da security controller'da bir tane daha oluşturabilirim. Admin login diye. Mesela bir tane normal login, aynı şeyleri oluşturacağım aslında. Admin login. Admin slash login kısmını, ne bu ya? Şu kartı yapıyorum. Layer'ı mı yapıyorum? Evet. Security kısmında bir admin için bir tane oluşturacağım. Bu login admin. Fonksiyon hiçbir önemi yok. Burada arkadaşlar fonksiyonun adının hiçbir önemi yok. Fonksiyon buna bağlı arkadaşlar. Buna isterseniz yaz x, y, z bilmem ne. Bunun hiçbir önemi yok. Çünkü burada fonksiyon adıyla çağrılmıyor. Evet. Dolayısıyla login admin deyip şey yapıyoruz. Admin login. Burada admin'deki login'i çağırsın değil mi?
admin'deki login'i çağırsın. Dolayısıyla hemen security'ye gidiyorum. Template'de evet. Şurada bir klasör oluşturuyorum. Ya da admin yapmayayım. Admin login diyeyim şunun adına. Admin login. Şunu açıyorum. Save as. Niye klasörler oluşturup diyorum ya? İki tane dosya var zaten. Hah, gördün mü? Oluşturdum. Şimdi bizim buna şuraya geliyorum. Bu formu aynen koruyacağız. Önemli değil. Şuraları siliyorum arkadaşlar. Bu admin login için. Şuraları da siliyorum. Sign in sign formuna göndereceğim çünkü. Şimdi benim login formuma geliyorum. Form olan yere kadar olan kısmı bakayım ne var. Form şurada. Form şurada. Şu üst kısmı alıyorum. Hop aldım. İbo aldım. Hatta şuraya include yapacağım. Buraya bir include yapacağım. Çünkü şu CSS'leri almam gerekecek. Aşağı kısmına da geliyorum. Form nerede bitiyor? Alayım şunu. Şunu da alayım. Evet. Şimdi ben buraya benim admin base neredeydi? Şuraya ben JavaScript'lerimiz yok muydu? Bir yere kaydetmedik bunları. Admin'de koymadık mı? Footer'a mı koyduk acaba? Admin'de nerede? Nerede admin'de? Admin'de şurada. İşte footer'a koymuşuz bunları. Alıyorum bunu. Nerede bizim admin? Admin login. Aynı şeyler değil mi? Bakayım. Evet. Aynı şeyler. Sil. Hatta burada jQuery'min bir, iki, üç, dört. Şu demo yok. Demo. Yok. Admin LT demo yok. Tamam. Demo. Eşit oldu mu? Aynı mı? jQuery'min bootstrap bundle jQuery. Sil. Buradakilerini sil. Yukarısı için gidiyorum. Şu bizim head olarak almış mıydım bunları? Var. Aynı mı? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ben buraya şey yapsam admin base'e şuraya include yapsam, şu include'u şöyle alsam yani artık orada login ekranları şeye bağlı olmadığı için admin LT var mıydı orada? Vardı zannedersem. Yani. Hepsi var. Gördün mü İbo? Şimdi gelelim bakalım ne olacak. Admin. Login diyorum. Nasıl? Login diyeyim. Buraya bir şey yaptım ya ben. Security Controller'da şuraya bir şurada bir şey kontrol koydum ya bunu bir kaldırayım. Şu bela oldu başımıza. Evet. Şimdi ben bu logout'u şey yapmak istiyorum. Logout yapayım. Evet. Bu komutu bulmak istiyorum aslında. Benim login şey nerede? Logout nerede?
Pet logout. Tamam. Şimdi geliyorum. Admin login. Gördün mü? Peki admin diyeyim. Admin'e giriyorum. Benim işte şimdi geldi. Buraya yasak koymam lazım. Yani buraya elini kolunu sallayan giremez. Değil mi İbo? Elini kolunu sallayan buraya girmemesi lazım. O zaman diyorum ki şurada. Şuraya gidiyorum işte. Şöyle pet diyorum. Ben şu security kısmına geliyorum. Çok dosya oluştu. Kapatayım bunları. Close all. Konfigürasyondan şimdi işte geldik esas yerimize. Yani buraya varmak istiyoruz zaten. Şuraya geldim. Zaten örnek de koymuş. Diyor ki hangi pete rol admin vermek istiyorsan zaten vardı. Ben niye kopyaladım ki? Kapalı sadece. Evet. Şimdi geliyorum bak şurada. Bakalım ne olacak. Bak gördün mü? Yani o zaman o login'i de buraya çekmem lazım. Ya da bu login'i değiştirmem lazım. O login'i değiştir. Login dediğimiz zaman ana login'e gitsin. Diğer login'i şey yapacağım. Login dediğimiz zaman evet login'de user login'de değiştireceğim. User kontrolümüze geleyim. User controller'da pardon user değil ya. Security controller'da şu admin login gelsin. Tamam mı? Admin login gelsin. Admin login'de de o gelsin. Bu da o gelsin. Anladın mı? Aslında iki pet'i de bir yere yazabilirdik de niye öyle yapmadık mı? Evet. Tekrar. Evet gördüğünüz gibi. Artık ben ne yapıyorum? Admin yazdığım andan itibaren mesela şuraya, şuradayım mesela. Ben artık login demiyorum. Ben şimdi admin'e girmek istiyorum. Admin'e girmek istediğim zaman hop hemşerim nereye gidiyorsun diyor. Değil mi İbo? Ne dedi bize? Neyi? Oğlum diğer login'de girmiyorsun ki zaten. Al. Diğer login'den sahibi burada değil. Diğer login'de şurada giriyorsun İbo. Şurada sana kendini pencere aç. Şurada ayrı bir login oluşturacağız. Oluşturmadık da. Yok. Oluştur. O dedim ya ben user login oluşturacağım buraya. Yani ayrı bir login oluşturacağım. Kendim oraya göndereceğim. Evet. Ama admin önemli olduğu için orayı ben kendim yönlendireceğim. Yani gidip oraya şey yapmayacağım. Direkt kendim bir şey oluşturup user login diyeceğim. User login deyip buraya göndereceğim. Tamam mı? Evet. Register şu sign in ya da işte register new membership. Mesela şuna diyorum. Register. Bizim ikinci bir sayfamız var. Nedir? Register. Şurada görüyorsun mu? Bak görüyorsun. İbo. İşte burayı da aynı şey yapacağız. Burayı ne yapacağız? Burayı da aynı şekilde oluşturacağız. Şimdi user ile admin register'ını şey yapabiliriz yani ayırabiliriz ya da ayırmayabiliriz fark etmez. Yani register formumuz da aynı şekilde. Nerede bizim register formumuz? Yok. Template'de. Registration. Şunu alıyorum. Save as diyorum.
Admin register diyorum, değil mi? Admin register. Registration Controller'da ne yapıyorum? Buraya da oraya yönlendiriyorum. Nerede bizim? Ha, öyle bir kontrol yok zaten. Sadece register yapıyor burada. Formu açtım ya. İbo. Kontrolü açacaktık. Şu. Tamam. Admin registration. Gidip benim zaten admin register benim şey yok muydu zaten? Şurada bir tane login ekranım yok muydu benim? Şurada login. Şurada var değil mi? Forumdan önce alıyorum hop. Register controller forumdan önce. Nerede bizim? Aldım. Body'den önce, her formdan önce alıyorum. Hop, hemşerim diyorum. Sonra altına da şuraları alıyorum. En altta bunları alıyorum ama arada şey yaptım, bir yanlış yaptım. Evet, şunu en altta alacağım ama aradaki şeyler şu aradaki şeyler benim registration formla ilgili. Açmış mı registration formu? Yok. Register formdan alacağım bazı şeyleri. Mesut, mesut. Alta bakayım. Bir şey pek bir şey yok. Aynı şeyler. O zaman bakayım. Login nerede? Admin login'de şurada kutularımız vardı. Form olan yere kadar alıyorum. Temizleyeceğim yani. Form olan yere kadar alıyorum. Böyle arada intent yapalım. Hizaya geçsin bizim form şeyleri. Ctrl Alt İ. Evet. Şurada mesela login dediğim zaman şurada register new membership bunu bir nereye göndermem lazım? Register'a göndermem lazım değil mi? Hı? Yok, fark etmez. Klasörü yanlış yazmışım. Hacı, yanlış yere yanlış bilgi yazmışım. Admin yazsın, nereye yazacağım? Şuraya yazacaktım. Kayıt formumuz da bu. Aslında kayıt formumuz bu. Ama ben bu formun yerine şey çağırabilirim, bu formun yerine yani. Bu formun yerine user form çağırabilirim yani. Bak, user formu çağırırsam ne olur? Yo. Registration form type değil. User form type'ı çağırıyoruz. Bak ne olacak? Bakalım ne olacak? User form type class does not exist. Ha, yo, değiştireceğiz.
User işte. Ha. Bizim forumumuzda yok mu? User forumu yok mu ya? Nerede bizim user forumumuz? User type ya. User type ya. Onu user type olduğu için algılamadı. User form değil yani. User type. Kendisi ekleyecek zaten. Ha. Tamam işte. Formlardan Cassandra değil. Kendi formumuzu ekleyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi ekledik. Hangisi? Şunu kaldıracağız. Form start, form end kaldırıp gerisini salla. Ah, gördün mü? E-mail, şey, dosya adı, true, false, bilmem ne. Burayı biraz, ne oldu? Küçük mü oldu burası? Biraz dar geldi burası. İbo oynayacağın yerin dar geldi. Bu MB 3. Bunu 5 yapalım. MB 5 yapalım. Bir şey bizi kısıtlıyor burada ya. Div class social. Allah Allah. Bu niye böyle? Text center MB. 6 yapsak bunu. Register'da değil miyiz? Orijinal formumuz aynı boyutta. Şimdi bizi kısıtlayan ne? Bizi burada kısıtlayan ne? Şu register box var bizim. Hı? Hangi? Şuraya mı? Bizim esas formumuz nerede başlıyor? Şu div kart şurası herhalde. Bu büyütmüyor. Şurada class kart M'de yok. Row yok yok. Call M'de dört verelim bakalım. Ana klas. Bu orijinal. Bozduk. Geri al. Biz login. İbo, bunlar hep senin suçun İbo. Şimdi bizim gelecek şu register formumuz bu değil mi? Formdan öncekiye bakalım ne var formdan önce? İbo formdan önce şu formdan öncekileri bir alalım ya. Yanlış yerde geziyoruz biz ya. Form nerede ha? Al. Galiba şimdi düzelecek gibi geliyor. Hı? O zaman şöyle mi yapsak? Kart mı? Ekleyelim. O bir yerden kısıtlandığı için daha bozuluyor. Kartı siliyor. Kartı sileyim bakalım. Nereden kısıtlama var ona şey yapacağız.
Karttan kaynaklı değil. Kartı geri koy. Şu div herhalde kapsayıcı div bu. Evet. Buna M'de koyalım. Doğru mu? Kol M'de böyle gidiyordu zannedersen. Yani kol M'de öyle mi bilmiyorum. Bakacağım yani. Biz yanlış... Bu şeyimiz de yanlış olabilir yani. Kol diyoruz ya. Şimdi kolum kolla ilgili he. Şu işte böyle gidiyor. LC desek ne olur? Altı yapsak. Kol altı. Şu klası siliyorum bakalım oradan mı kısıtlı. Şekilsel şeyler üzerinde uğraşıyoruz. İbo işi gücü bıraktık. O kutunun içi. İbo orası kutunun içi. Hiç esas bizi kısıtlayan yer burası İbo. Esas bizi kısıtlayan yer şu kart yazan kısım. Şu. Ya da register box. Ha register box. Olabilir. Kol 6. İşte çözdük İbo bak. Aferin İbo. Sayende bir şeyi çözdük. İbo olmasa çözemeyecektik. Şu register ne? Buton ne? Register butonu. Browse, 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 browse. Şu buton burada mı kalmış? Ya bu size kalmış. Sign with şey buton demek bize kalmış. Forgot new register new membership. Bunları sileceğiz dedikmiştik ya. Demiştik ya zaten. Şimdi buton class niye burada kaldı? Ben hemen gidip bir form type alıp oradan bir şey bakayım yani. Otelden formdan bir buton alayım yani şuradan. Bir de formdan start form diyoruz. Bilmem ne form diyoruz. O kadar. Start form, end form. Ha şuraya da widget'leri ekliyoruz. Tamam. Şöyle bir şey yapalım. Araya şunları eklemedik için registration formu ekleyelim şunu şuraya. Butonumuz yukarıda kaldı. Evet gördün. Şurada bir şey yaptık. Bir hatamız var. Gördün mü? Şurada. Hiç İbo hiç gözünden kaçmıyor bir şey sende. Gördünüz mü? Evet, bir tane şeyimiz var gördüğünüz gibi. Bir tane registration formumuzu oluşturduk. Aslında çağırdığımız form neresi? Çağırdığımız user formu yani. Çağırdığımız şey daha önce user için oluşturduğumuz şu formu çağırıyoruz yani. Şu formu çağırıyoruz. Yani olayı anlamanızla ilgili. Bizim burayı nasıl yönettiğimizle ilgili çözmeniz gereken şeyler var. Yani biz burada registration control ha. Bir kere bu formun nasıl ilişki olduğunu bildiğimiz için yani ben registration form kendi registration formunu oluşturdu. Type'ını oluşturdu. HTML'ini oluşturdu. Ben oluşturduğu şeyin ne olduğunu bildiğim için ya da buradan bana gösterdiği formun nereden geldiğini bildiğim için gelip istediğim formla ilişki kurup getiriyorum. Yani kendisi de bir form. Kendisi aslında otomatik olarak burayı burayla ilişki kurup getirmişti mesela. Ama ben o şekilde yaptım. Ama mesela burada
Burada password ile ilgili bana bir ipucu veriyor aslında. Diyor ki password ile ilgili diyor sen diyor kural koyabilirsin. O zaman ben user type'daki gidip password var ya şuraya. Bu kuralı burada ben uygulayayım. Şuraya alayım. Evet. Yani bana yeni şeyler öğretiyor oradan. Evet, gördüğünüz gibi ne yaptı? Eğer boş geçersen lütfen password girin de diyecek. Minimum bir değer yapıyorsunuz. Maksimum bir değer elde şey yapıyorsunuz. Bunların dışında olursa diyorsun ki direkt kısıtlama getirebiliyorsun. Hatta yani iki tane kendi oluşturduğu formda çift kontrol da koyabiliyorsunuz. Yani altında bir aynısını da karşılaştırma da koyabilirsiniz. Mesela öyle bir şey de vardı. Zannedersin böyle bir formda görmüştüm. O zaman user type'da mı var diyor. Zaten user type'in içindeyiz. Öyle bir şey görmüşlüğüm vardı yani. Formla ilgili mesela password, yedek password vesaire. Evet. Hemen şeyi oluşturalım bir tane. Hemen bir kullanıcı oluşturalım. Deneme mynet.com passwordunu 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapıyor. Minimum 6 istedik çünkü. Kamil Duman resmini alayım. True olsun. Save diyorum. Evet. Plain password does not exist. Yine register kısmımıza gitti aslında. Register kısmımız nerede bizim? Register controller artık plain password yok. Bizde direkt password var. Bunu değiştirdik artık yani. Biz artık kendi formunu kullanmıyoruz. O yüzden kendi formumuzu kullanıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani burada aslında burada göstermesi lazım. Niye göstermiyor ona bakmamız lazım. CSS ile ilgili. Şurada yüklenen dosyayı burada niye göstermiyor aslında. Ama buraya geldiğiniz zaman ne olduğunu görüyorsunuz. Eğer bir dosya varsa gösteriyor. Save diyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi. Admin'e gönderiyor. Ama user'ımız admin olmadığı için admin'e girişimize izin vermiyor. Hiçbir şekilde admin'e o kısıtı koyduğumuz için admin'e giremiyoruz artık. Ama ben gidip şurada role admin desem şuraya nerede bizim rolümüz? Refresh yapalım bakalım. Şurada rol kısmımız var. Düzenle. Şurada düzenle ya da Ayşe'ye düzenle diyelim. Şurada gördünüz parantez içinde istiyor. Bizim şurada vardı bizim rol admin'i nasıl yazdığımızı burada şöyle istiyor arkadaşlar buradaki gibi rol admin istiyor arkadaşlar. Evet. Evet, bakın rol admin yüklendi. Şimdi bir logout olayı. Evet, logout yapınca bizim admin'e çağırdı. Hani bizi admin'e logout olunca admin'e gidiyoruz. Admin'de login olmayınca bizi otomatik buraya getirdi. Ayşe@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5 diyorum şifresi herhalde. Öyle hatırlıyorum.
Hayda. Burada işte bunu şey yapamıyoruz. Bunu bir türlü şey yapamıyoruz. O zaman tırnak içine mi açsak bunu? Bir saniye. Şurada bir sıkıntımız var bununla ilgili. Admin'i şurada tırnak içine mi açsak? Ya öyle uyduruk bir şey yapıyor ki örnek de vermiyor, anladın mı? Geçen dönem de aynı problemi yaşadık. Login diyorum. Ayşe 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Aslında şunu bir arayalım. Evet, veri tabanında şurada rolleri almamız için çift tırnak içinde, köşeli parantez çift tırnak içine koymamız lazım. Peki ben bunu şöyle yapsam, user type'da, şurada user type'da roles var ya, şurada roller. Ben pasif yaptım ya bunu. Şöyle bir örnek koyayım şunu mesela. Mesela ben şu status gibi var ya şurada. Açılır kutuda rol değiştirsem şurada. Admin desem şuraya. Şuraya ben mesela admin desem, user desem, sol taraftaki değeri herhalde. Onu koysam, user desem, veri tabanında bu veri bu şekilde kaydetti. Evet, roles yapıyor. Evet. Şimdi bakalım. Bu user'ın şey bilgilerini düzeltirken. Şey. Ya bunu en son can sıkacak. Onu ne yapacak biliyor musun? En son canımız sıkılacak. Şöyle yapacağız. Yani şeyi biliyorum da, kesin çözümünü biliyorum da, ya bu böyle uyduruk bir JSON data yapıyor. Array istiyor. Acaba daha iyi bir yöntem mi diye de çok şey yapmak istemiyorum. Yani bunu aynı status gibi şey yapıp alabilirim de yani. Yani bunu string yapıp, yani get rol ya da set rol, get rolü string yapıp böyle almayı da düşünüyorum aslında. String değil. Al. String rows al. Dur dur onu. Bu zaten ayrı. Hangisi? Şu mu? Bir bakayım ne yapacak. Daha önce stringlerimiz var mıydı burada? String herhalde böyle yapıyoruz.
Bir bakalım ne yapacak ya, merak ettim. Uyduruk. Şurası, şurası. Nasıl? Şu anda setteyiz. O zaman şuraya da gidip şuraya da string yapacağız. String deyip şey yapacağız. Burayı da şunu label true yapalım. Yani daha önce böyle çözüyordum yani. Yani herhangi bir bu şu demektir. Ben şey kabul ediyorum. Buraya bir dizi gelecek diye kabul ediyorum. Şimdi bakalım. Yani bu şekilde kabul ediyor. Hı? Ters yaptık. Şu user controller'da var ya. Ben user type'da. Artık JSON data buraya gelmedik de. He? Yok yok ondan değil. Orada tabi değişiklikler yaptık. Fark etmez, çok önemli değil. Tamam, önemli değil. Merak ettim. Bir tane user şey yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Net, my net. Ha, Ali miydi? Ali Can. Zaten Ali'ydi. Ali Can. Update. Sadece user yapıyorum. Veri tabanda nasıl şey yaptı bakalım. Bu sefer role user şeklinde aldı. Bir login olalım bakalım. Ali ile bir login olalım. Logout yapalım mesela. Tamam mı? Ali et. Ali'nin şifresi ne? Ali@gmail.com. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Nasıl? Niye? Al. He. Ulan vermiyor, Allah Allah, ne astar adamsın ya. Vermiyor bak. Yaptık bu işi. Al. Hangi yerden? Oğlum register burası, orası. Update. Hata. Oğlum sen ayrı bir yerdesin. Hangi linke? Şu. He ne bu? Oğlum template'in linki lan. Template'in linki yani. Buna register diye değiştirmem lazım. Gidip login. Aşık aşık. Ya takıldın kaldın oraya. Al registration. Login form nerede bizim?
Registration, security. Ha. Admin login al. Şuraya ne diyeceğim? Al. Register diyeceğim. Hadi bu gönlün rahat olsun. Al. Al. Registration form'a git. Anladın? He? ibocan@gmail.com admin yapalım İbo'yu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 İbo Kupsi. Evet. Bakalım kaydettim mi? Şimdi hata alıyoruz. O şey bazı değişiklikten sonra. Kaydediyor. Rol admin'i de alıyor. O aldığı hatalar şeyle ilgili. Aldıktan sonra login olmak istiyor. Onunla ilgili bir hata alıyoruz. Argument 3 passed. Guard token bilmem ne şeyle ilgili. Admin'e girmeye çalışıyor ama giremiyor. Şimdi admin'e girmeye çalışalım bakalım. Admin'de. Şimdi Ali'nin yetkisi yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Admin'e girmeye çalışıyor. Ama Ali admin'e giremiyor. Peki tekrar login olmaya çalışıyor. İbocan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, bizim şeyi rol kısmında yine sıkıntımız var. Rol kısmı sıkıntılı. Yani kullanıcı rollerimiz sıkıntılı arkadaşlar. Yani bu string'e dönüştürürken kaydediyoruz. Fakat şey yaparken nedir? Kaydetme anında tekrar bizim şey gelelim. Users'a gelelim. Bizim users nerede? Şu. Açık değil mi? Tekrar eski durumuna getirmek zorunda kalıyoruz. Düzenlemede o ekleme düzenlemede çözmemiz lazım onu getirirken. İbocan 1 2 3 4 5 6. Evet, gördüğünüz gibi admin'e giriyor. Yani biz şey yaptık. Kaydederken string'e çevirdik. Kaydetmeyi gerçekleştiriyoruz ama ya da edit etmeyi gerçekleştiriyoruz string'e dönüş. Ama login olamıyoruz. Login işlemlerinde de array istiyor oradan. Bir yere array olarak ataması gerekiyor vesaire. Dolayısıyla o şeyi çözeceğiz. Bak şimdi İbo admin olduğu için admin'e girişe izin verdi. Logout yapıyorum. Logout yapıyorum. Ali miydi? ali@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6 mıydı Ali'nin? Gir diyorum. Girmesine izin vermiyorum. Yazayım. Evet. Access denied. Gördün mü? Access denied. Ama bizim şöyle yapmamız lazım. Diyor ki login olmazsa nereye gidecek? Yani login olmazsa bak şurada login olmazsa nereye gidecek? Ya da logout olduktan sonra nereye gidecek kısmı? Bizim login'e yönlendirmemiz lazım. Guard'ımıza yönlendirmemiz lazım. Yani login olmaması durumunda access denied kısmında nereye gideceğinizi göndermesi lazım. Access denied'i aslında login error'a gönderiyor ama login error'umuz yok. Biz şurada access denied'a
Nerede bizim? Yok mu öyle bir ayarımız? O eski projeden. Access denet URL encoders'un altına ekleyebiliriz. Şurada. Access denet URL'i ya login ya da home'a göndereceğiz. Login'e mi göndeririz? Login'e gitsin yani. Bakalım ne olacak. Şey devre dışı kaldı bizim server. Devre dışı. Ha. Sonsuz döngüye girdik. Şimdi ne yaptı? Tabii. Hayır. Şurada neyimiz var? Security Controller'da şu admin'e gönderiyoruz ya. Buraya giriyor, admin giriş yaptıysa diyorum. Get user adminse giriş yapıyoruz. Ama burada ben eğer adminse şey gir demem lazım. Anladınız mı? Şurada Security Controller'da burada şeyleri söylüyordu. Admin olup olmama durumunu soruyordu. Granted admin diye Security'de miydi? Nerede? Şurada olması lazım. Evet. Kontrollerimiz vardı. Nerede? Bu Twig'te. Bu Twig'te. Bu Twig'teki şey. Bu Twig'teki yapacağımız PHP'deki kısmını istiyorum. Şöyle acaba şey yapsak if deni kısıtlama. Şu anda şey hatayı vermez yani admin çağırdığımız zaman o döngüden döngüye girmez. Zaten server devre dışı kaldı. Evet. Şu anda mesela admin'e girmek istiyorum. Beni Ali olduğum için şey yapmadı. Aslında ben Ali olarak login'im. Görüyor musunuz şurada? Ben Ali olarak login'im. Fakat benim yetkim yok. Benim yetkim yok. Yani admin'e girmeye yetkim yok. Bak, admin'e girmeye çalışıyorum. Admin'e giremiyorum. Ama kimin yetkisi vardı? İbocan mıydı? İbocan'ın yetkisi vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logout yapayım önce. Logout yaptıktan sonra. Evet, logout yaptım. Tekrar login. İbo senin yetkin neydi ya? ibocan@gmail.com rol admin. ibocan@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. İbo'nun şu anda giriş yaptın aslında. Burada bizim bir ufak bir şeyimiz var yani. Redirection'da bir eksiğimiz var. Ama admin talep ettiğimiz zaman İbo admin olduğu için admin'e girebiliyoruz. Tamam mı? Yani oradaki hata bizim login olduk. Onu çözeceğiz. Onu burada bir sıkıntımız var.
Şu anda yaptığımız şey arkadaşlar, ne yaptık biz? Bir login penceresi oluşturdum. Registration oluşturduk. Ve login oluyoruz. Login olmamız durumunda admin'e girip girmeme, yani kullanıcının admin'e girip girmeme ile ilgili yetkilerini burada kısıtlayabiliyoruz, sorgulayabiliyoruz arkadaşlar. Bu videoya ek olarak şunu ekleyeceğiz. Yani user'ı buraya gelip admin'e atayacağız. Yani user'ın şurada, user şu listeyi var ya, şu user'ı listeye alacağız. Nereye ekleyeceğiz? Şuraya ekleyeceğiz. Bir kopyasını alıp buraya ekleyeceğiz. Saatimiz kaç oldu? Evet. Sadece onu eklememiz gerekecek. Onu da